Bu günler efendim. Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında birebir futbolla karşınızdayız. Yaklaşık bir saat boyunca gündemin öne çıkan spor haberlerini sizlerle paylaşacağız. Manşetlere bakacağız, başlıklara bakacağız ve her gün olduğu gibi bunların hepsini Turgay Demir'le birlikte yapacağız. Turgay abi günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Süper Lig'in yıldızları her tarafa yağmış. Kayseri, Rize, <laughs> Beşiktaş'ta Galatasaray'da herkes nasip almış. Onlar çörek, şey, çorak bir çöl gibi <laughs> Bekliyorlar. Galatasaray Başkanı da dün biliyorsun. Açıklamalar yaptı. Yaptı. Ee, ne diyorsun? Buldum. Nasıl buldun açıklamaları? Ee, yani biraz okların yönünü değiştirmeye yönelik bir açıklamaydı Ne dedi başkan ama. sence? Öner Fenerbahçe başlıkları... yanlış yoldan gitti. Biz doğrusunu yaptık. Bizi eleştirmeyin dedi. Bence dedi. Türkçe meali buydu. Sence Galatasaraylı bir tarafta bunlar ne anlar? Yani Fenerbahçe yanlış yoldan gitti. Bana ne? ne? Sana ne? Değil mi? Onu... Peki sen hiç başkan konuşmadı diyordun. Evet. Onun 10 ne konuştu zaten. Evet. 2 <laughs> gündür senin ilk söylediğin şey. Galatasaray başkanı açıklama yapmıyor. Galatasaray başkanı konuşmuyor diyordun. Ne zaman konuştu? Transfer Dün. bitince. Evet. Transfer bitince. 50 günlük süre varken hiç konuştu mu? Yok. Hayır. Evet, onu söylüyorum. Galatasaray taraftarı ne bekliyordu? Abdurrahim Albayrak. Albay transfer sihirbazı. Başkan. 2 şampiyonluk yaşamış bir başkan. Ekonomik işleri bir şekilde halletmiş. Evet. Ee, i̇şte Fatih Terim. Taraftan ne? iki tane orta saha. Kaliteye uygun. İşte Luyendama, Marka ikisinin ikisine uygun. Belhanda'dan e, yetenek. Belhanda gibi yetenekli ama Belhanda gibi problemli olmayan. Şey, i̇şte, Serilemina ikilisi gibi. E, i̇ki adam alamadım. Şimdi sosyal medya tepkilere bak, taraftar hiç dinlemiyor bile ya. O zaman şöyle yapalım mı? Bir başkanın açıklamalarını e, şöyle bir fotomaç gazetesinin 9. sayfasında görelim, ekrana getirelim. Başkan neler söylemişti bakalım. Mustafa Cengiz kurallara uyanın cezalandırıldığını söyledi. Yanlışa sapmayız dedi. Limite uyan, kırmızı ışıkta duran, kurallara saygı duyan cezalandırılıyor. Biz borcumuzu da bon servisi de açıklıyoruz, başkaları da açıklasın ifadelerini kullandı. E, aynı zamanda hocamız ikonik bir karakter. Sadece Galatasaray için değil Türk futbolu için de çok değerli biri. Başarıya endeksli camiada yenilgiler hepimizi üzüyor. Florya'da bizim kulüpte Fatih hocamızla bir sorunumuz yok. Kasımpaşa maçında 5 dakika uzatma azdı. Yüreği yanmış ilk defa maçı bıraktı ifadelerini kullandı. Fatih Hoca ile aralarında bir problem olmadığının altını çizdi. Taraftarın beklentilerini de anladığını söyledi ama biz yanlış yola sapmayız dedi. Evet. Kim sapmış? Fenerbahçe'nin saptığını Tamam. iddia ediyor herhalde. Fenerbahçe'nin gittiği yolu takip ya da eden. Ya Fenerbahçe demeyelim. Tamam ama o öyle. Transfer ediyor. yapan kulüpleri. Ya Fenerbahçe diyor. Şimdi kendimizi mi kandıracağız ya? Son biz dersek belki sıkıntı olur. Yok hayır olur mu öyle şey. Şimdi Bildiğini söylemezsen dilsiz şeytan olsun. Biz dilsiz şeytan. Bildiğimi söyleyeceğiz. Evet. Şimdi Fenerbahçe bir yola gidiyor. Başkana göre yanlış. Tamam. O yolun içinde trafik polisleri var. Kim var? Türkiye Futbol Federasyonu var. Kim evet. var? E, bankalardan, beş tane bankacıdan, iki tane de hukukçudan oluşan evet. e, lisans kurulu var. Devletle ilgili yanlış yolla ilgili iddialar da var. İşte yok Hı -hı. işte şu bütçe azaltıldı falan filan. E bunları kontrol edecek insanlar var. Kırmızı ışıkta geçmişse cezası belli. Evet. Yanlış yola çıkmaz yola girmişse ya da dönülmezden dönmüşse cezası belli. Sen Galatasaray taraftarının belki kendi transferleri yapamamışsın. E, bir de severim aslında Galatasaray Başkanı hakikaten. Yani <laughs> bir defa Galatasaray'la ben futbolu... Bu arada Turgay abi bir yandan biz konuşurken bir yandan da e, Samandıra'dan canlı görüntüler ekranlara geliyor. Fenerbahçe basın açık bir antrenman gerçekleştiriyor. Yeni transferler hepsi aynı anda sahadalar. Milli takıma giden futbolcular dışında yeni transferleri de sahada görebiliyoruz. İlk 15 dakikası basına açık. Evet. Görüntüler de canlı olarak ekranlara geliyor. Şimdi Galatasaray başkanı yanlış yola saptığını söylerken Fenerbahçe'nin bir yandan da rakamlar açıklandı. E, dün rakamlarda da Fenerbahçe'nin 8.5 milyon euro karda olduğu e Vedat Muriç'in satışının ardından bu Fenerbahçe... servisiyle aldığı futbolculara rağmen karda 8.5 milyon Bak, euro. Bak ben Fenerbahçe. doğrusunu söyleyeyim. Fenerbahçe sistemi bypass edeceği yolu buldu. Kestirmeden gitti. Yanlış yola sapmadı. Kestirme başka bir şey. Hem evet. de akşam eve giderken trafiğe kalınca arayolları satıyor. Kestirme kestirme. Değil mi? Tabii, kestirme. başka bir şey yanlış yol başka bir şey. Kıskanmayacaksın hayırlı olsun diyeceksin. Evet. Ee, bu transferleri Fenerbahçe burada hepimiz coşturdu. Şimdi bakma tamam kıskanıyoruz futbol sever olarak ama medya olarak futbol sever olarak futbol ailesi olarak Fenerbahçe'nin transferlerini konuşuyoruz ya. Yani bıkmışız koronayı konuşmaktan iki yıldır bilmem ne. İlk defa bir transfer sezonu yaşadık hareketli. Ben Kayseri Spor'da kutluyorum. Gitti harika bir golcü aldı. Rize Spor'u kutluyorum. Evet. Remi aldı. Ee, Gaziantep'i kutluyorum. İyi bir golcü aldı. Ya Beşiktaş almadı bunları. Beşiktaş bunları alamadı. Şimdi ne yapacağız? Antep, Rize, işte Malatya, Kayseri yanlış oldu mı diyeceğiz ya? Yani? Değil. Adamlar gidiyor. Premier Lig'de oynamış. Premier Lig görmüş. Inter görmüş. Evet. Milan görmüş. Oyuncular bir şekilde alıyor. Sen alamıyorsun. Başakşehir son saniyede Juliano'yu Julian aldı. Dolayısıyla hı, hı. Dolayısıyla Beşiktaş'la Galatasaray gerçekçi olalım. Şartları zordu. Bir şey demiyorum. Şartları zordu. Ama taraftarını mutlu edemediler. Kestirmeden giderdi. Yanlış oldular. Ben katılmıyorum. Yani şurada bir yıldız tablosu var. Bak hepsi Fenerbahçeli. Antrenmana bir bakıyorsun. antrenmana bakıyorsun. Evet ben şimdi mesela şu anda program olmasa antrenmanı izlerim. Bakarım ha. derim dedim ki Perutti ne yapıyor? İşte e, oyuncular arasındaki ilişkiler nasıl? Hani antrenman keyifli mi geçti? Bu keyifli geçtiği lafı önemlidir. Keyifli geçiyor gibi görünüyor aslında yapılan transferlerden de önce rolu yani basın açık çok antrenman gerçekleştirdi Fenerbahçe ve bu antrenmanlarda genelde hep yüzlerin güldüğünü gördük Turgay abi ee, evet. Gökhan Gönül'ü görüyoruz Gökhan Gönül ve Caner transferde Fenerbahçe evet kadrosunu çok geniş tuttu ama Gökhan Gönül ve Caner öyle bir lige başladı ki mesela e, arkadan Gelecek olan yeni transfer olsa dahi formayı kolay kolay vermeyeceklerini e, gösterdiler. Serdar Aynen. Aziz, Gustavo hemen o bölgede e, takım bir arada antrenmanına devam ediyor. Yeni transferler de var e, ki bugün saat 14'te senin bir basına buluşması olacak. Soruları yanıtlayacak. Belli ki bu milli arada biz yine Fenerbahçe'nin basına açık antrenmanlarını sık sık göreceğiz. Ben El keyifle futbolcuları izliyorum. futbolcuları basın mensuplarıyla buluşturacaklar. Bu anlamda bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bazı Fenerbahçe izleyiciler bana mesaj atıyor. Ekibine. Diyorlar ki abi işte antrenman ya kardeşim ben şu anda yayın olmasa izlerim. Evet. İzlerim antrenman izlemek. Keşke Galatasaray'da açsa Beşiktaş da açsa keşke. onları da sizlerle buluştursak ki antrenman. Anadolu kulüplerinin antrenmanlarını bile buluşturuyoruz. Antrenman. Her bölgede ekiplerimiz var. Ben 10 tane antrenman izleyeyim. Sana bu, bu sene Fenerbahçe'nin ne yapacağını net olarak söylerim. Evet. 10 tane antrenman izleyeyim. Hoca futbolcu ilişkisini görürsün. Takım içinde gruplaşma var mı yok mu görürsün. Yeni oyuncular adapte olmuş mu olmamış mı görürsün. Antrenmanda bir tane adam atacağı yere doğru pas atmazsa anlarsın ki onları bu anlarsın yanılmazsın. 40 yıldır izliyoruz. O yüzden sezon başında ben kamp raporu yazdım yanılmazdım. Niye? 20 gün izliyorsun bir takımı kesintisiz. Bakıyorsun genç bir adam tecrübeli bir abisi bağırdığında tepki mi veriyor başını öne eğip daha iyisini yapmaya mı çalışıyor? Bunlar aile olmanın, takım olmanın göstergesidir. Bu antrenmanlar herkes dikkatli izlesin. Bu antrenmanlar önemli. Hele böyle 18 tane yeni transfer yapılmışken, evet. yapılmışken bu takımlar ne kadar takım olacaklar? Onu görmemiz lazım. Hoca ne kadar hakim? Ben şu diyorum sana 10 Fenerbahçe antrenmanına gideyim. Erol Hoca takımı hakim mi değil mi? Panik halinde mi çalışıyor? Kafasında bir ön yargı var ona göre mi davranıyor? Hı. Çift kale maçlarda anlarım. Çift kale maçlarda. Bir yandan da tabii gözümüz yeni transferlerin üstünde. Görüntüleri evet. e, izliyoruz seninle birlikte stüdyodan, canlı yayında. E, bir yandan da şu bilgileri paylaşalım. mesafe otomatik gazetesinde Gürcan abi yazmış. Gürcan Bilgiç artık devran döndü diye. E, bu görüntüleri izlerken bu sezonun şampiyonluğu Fenerbahçe'nin lige 4-5 yıl daha ağırlığını koymasını sağlayacaktır fikrinde. Ee, öne sürmüş Gürcan abi Transfer edilenlerin hepsi 11 oyuncusu Hangisini koysanız Kimse neden diye sormaz demiş Şöyle bir e, aklımızla canlandıralım Turgay abi yeni transferleri de görüyorken Mesela Gökhan'ın Yedeği olarak alınan Nazım Sangare Başka bir takımda ilk 11'de Oynayabilirdi ya da Caner'in Yedeği Novak e, 20 hala tanesi oynar ya diyip, 20 tanesi Kadroda 40 futbolcu varsa 20'si Her takımda evet. oynar Burada e, yine biz burada aynı zamanda bir medya listesi de yapıyoruz. Biz bu işin otomobilinden foto muhabirinden başlayıp ne yönetmenine kadar gelmiş O yüzden burada Zeki kardeşimin en beğendiğim taraflardan biri şudur. İşte şu, şu olay. Böyle göstereyim. Şimdi Gözcan Bilgiç gibi tecrübe var elinde.